Evet, herkese merhaba. Goethe Institut Kütüphanesi olarak organize ettiğimiz felsefe kulübüne hoş geldiniz. Bu 25. toplantımız. Bir önceki hafta da Carl Schmitt'i yapmıştık. Bu sefer de yine Carl Schmitt'i yapacağız. İnceleyeceğimiz eserin adı da... hatırlamıyorum şimdi. Neydi Gökhan? Değerlerin Aynen, evet. Ben zaten lafı hiç uzatmadan Gökhan sana vereceğim. Ama galiba kameran kapandı. O yüzden ben tek görünüyorum şu an. bir saniye, nasıl kapandı ki? Aa, Ben de evet. oldum. Evet, Ha, kapandı. şimdi oldu. Aynen. Küçük bir hatırlatma yapacağım ben sadece. İşte şey boyunca, video boyunca bütün sorularınızı chatten yazabilirsiniz. Ben de tabii sonra Gökhan Bey'e ileteceğim. Sizi sana bırakıyorum. Keyifli akşamlar diliyorum. Çok teşekkürler Vincent. Çok sağ ol. Efendim, 1888-1985 yılları arasında yaşamış. Belki de felsefe tarihinin saniye, pardon. Felsefe tarihinin en problemli isimlerinden birisi. Ama diğer taraftan da belki de felsefe tarihinin en derin, karmaşık, kompleks problemlerine derinden nüfuz eden ve kavrayış gücü en yüksek filozofu Carl Schmitt. Bu akşam elimizde Mehmet Cemil Ozansu hocamın çevirdiği, tercüme ettiği Değerlerin Tiranlığı, bir hukukçunun değer felsefesi hakkındaki mülahazaları metnini konuşacağız. Diğer derslerden biraz daha kısa olabilir esasında. Çünkü şunu kabul edelim ki bu Schmitt'in savaş sonrası yazdığı, 1960'ta yazdığı ve çok küçük bir çevreye sunduğu 16 sayfalık ve 200 adet basılmış bir broşür esasında. Elimizdeki kitapta, yani Pinhan'dan yayınlanmış olan Değerlerin Tiranlığı kitabında çevirmenin sunuşunu da dahil edersek dört tane metin var. Birisi Schmitt'in 1960'ta yazdığı bu 16 sayfalık risale, broşür, Değerlerin Tiranlığı. İkincisi daha sonra 1967'de buna yazdığı yine bir 15-16 sayfalık giriş metni. Bir de anladığım kadarıyla çevirmenin ön sözüne yazdığı, dipnottan öğrendiğim kadarıyla Almanca'daki metnin yayın haklarının sahibi olan yayın evi Değerlerin Tiranlığı'nın metninin basılması için bir şart koşuyormuş. O da metne eklenen Christoph Schönberger'in "Değerler hukuk için bir tehlike midir? Karl Schmitt ve Karlsruhe Cumhuriyeti" isimli makalesi. O makale metnin sonuna ekleniyor. Fakat ben o makaleden çok bahsetmeyi düşünmüyorum. Çünkü kabul edelim ki Schönberger'in makalesi esasında bir süre sonra Schmitt'in değerlerin tiranlığı meselesini tartışmasını analiz etmekten çok esasında bu tartışmayı Schmitt'in Nazili ile ilişkisi üzerinden okumayı deniyor. Ve Schmitt'in öyle ya da böyle bence ikna edici o keskin öngörüsünü tartışmak yerine daha çok bütün bu analizde 16 sayfalık broşürde Schmitt'in Naziliğine dair ya da Nazi geçmişiyle ilgili ilişkiler kurmaya deneyen bir teşebbüs. O yüzden esasında bu metnin sonunda hani olmasa da olacak bir metin. Evet, Schmitt'in Değerlerin Tiranlığı metnini yayınlayışının kontekstiyle ilgili bize küçük bir bilgi veriyor ama eğer bu makale olmasa zaten çevirmen kendi ön sözünde de Ozansu'da bunu çok rahat yapabilirdi. O yüzden elimizde dediğim gibi ben Schönberger'in metnini hiç tartışmayı düşünmüyorum. Merakları tabii ki kitabı ellerine aldıklarında okuyabilirler. Ama daha çok bu 60'ta yazdığı orijinal 16 sayfalık risale ve daha sonra 1967'de ona yazdığı yine 10-15 sayfalık giriş. Bu iki metin üzerine konuşmayı düşünüyorum. Şimdi Değerlerin Tiranlığı metni esasında erken federal cumhuriyet devrinde yaşanan gelişmeleri, cumhuriyetin sahip olduğu siyasi ahlaka ve anayasa hukukuna karşı çok sağlam, radikal bir manifesto niteliği taşıyor. Mevcut yazı
yazılış sebebi esasında Carl Schmitt onu giriş metninde de söylüyor. 23 Ekim 1959 tarihinde Ebrach'ta gerçekleşen bir seminer var. Ve bu seminerde Schmitt'in öğrencilerinden olan Profesör Ernst Forsthoff kamu hukuku öğretisinde Erdem ve Değer isimli bir makale sunuyor. O makaledeki işte bu sunulan çerçeveyi tartışmak üzere bu girişi yazıyor Schmitt. O yüzden esasında dediğim gibi bu 1960 tarihli risaleyi ya da broşürü var eden şey 23 Ekim 1959'da Ebrach'ta gerçekleşen o seminerle ilişkili bir şey. O seminere bir katkı metni. Şimdi Ernst Forsthoff'un sunumunun akabinde açılan kamu hukuku öğretisinde erdem ve değer hakkında bir tartışmada Schmitt kendi görüşlerini dile getiriyor. Üzerinde çalışılmış mevcut metin işte 1960 yılında ki girişin sonlarında Schmitt bunu anlatıyor. Çünkü o Ebrach'taki tartışma zannedersem 40 kişilik aşağı yukarı 40 kişinin bulunduğu bir tartışma seminer. O 40 kişiye ve Schmitt'in yine konuyla piyasaya çıkıyor. Yani daha doğrusu gündeme geliyor. Fakat daha sonra Schmitt yine giriş metninin sonunda bunu anlatıyor ki isim vermiyor orada. 1964'te diyor ki bu birden bir yazıyla beraber halkın gündemine geldi, kamuoyunun gündemine geldi. Bir tartışma konusu haline geldi diyor. İsim vermediği kişi Karl Löwit. Karl Löwit, Max Weber ve Carl Schmitt isimli bir makale yazıyor 1964'te. Ve işte bu Schmitt'in değerlerin tiranlığındaki yaklaşımını eleştiriyor. İşte bunun üzerine 1967'de Schmitt, işte bütün bu hikayeyi de isim vermeden anlatarak bir geniş bir giriş yazısı yazıyor 1960'ta yazdığı Risale'nin önüne. Ve Forsthoff'un 65. yaş gününe ithaf edilen Sekülerizasyon ve Ütopya, Ebrach Etikleri başlıklı ciltte yayınlanıyor 1967'de bu metin. İşte elimizdeki ve bizim bugün üzerine konuşacağımız Mehmet Cemil Ozansu'nun güzel bir Türkçe'de tercüme ettiği versiyon da bu versiyon. Biz bu versiyon üzerine konuşacağız. Şimdi önce bir hani kısaca tartışmanın kontekstini ve tartışmadaki işte bir takım tarafları tanımak açısından bir önce enformasyon kısmını yapalım. Forsthoff esasında daha ziyade idari hukuk alanında çalışan ama Schmitt'in bu iki savaş sonrası Federal Almanya'sındaki en etkili öğrencilerinden birisi. Forsthoff'un da bir Nazi geçmişi var. O yüzden Forsthoff da işte bu savaştan sonraki denazifikasyon, işte Nazilikten arındırma sürecinde o da bir dönem işsiz kalıyor ve Heidelberg'deki kürsüsüne ancak 1952 yılında dönebiliyor. Biliyorsunuz Schmitt bu süreçte çoğu diğer meslektaşının aksine ki mesela Heidegger'in aksine denazifikasyon sürecinde hiç nedamet getirmeyen, pişmanlık getirmeyen bir filozof. O yüzden Schmitt üniversiteye dönmüyor. Schmitt tam aksine Plantenberg'de inzivaya çekiliyor. İşte Forsthoff o inzivaya çekilmiş olan Schmitt'i Ebrach'ta gençlerle, işte genç akademisyenlerle yeniden temas kurabilmesini, ilişki kurabilmesini sağlayacak bir ortam oluşturuyor, bir imkan hazırlıyor. Ve Schmitt de zaten 1960'ta yazdığı o kısa broşürde, Değerlerin Tiranlığı broşürünün ithafını da şey diye yapıyor. Carl Schmitt tarafından 1958-59 senesinin Ebrahlılarına ithaf olunmuştur diye ithaf ediyor. Şimdi Schmitt'in 1958'deki 70. yaş günü vesilesiyle Forsthoff, onun Nasyonel Sosyalizm dönemindeki angajmanını dikkate almaksızın kamuoyunda önemli bir bilim insanı olarak yeniden yer bulabilmesini amaçlayan bir çabanın içine giriyor. Şimdi bu gayesinin en bariz örneğini de 1959'da yayınlanan Carl Schmitt armağanıyla sergiliyor. Forsthoff bu çabaları sergiliyor çünkü Schmitt'in Weimar dönemi parlamentarizm eleştirisini, Nazi geçmişini ve 1945'ten sonra açıkça sergilediği o kefaretten veyahut nedametten uzak duruşunu hatırlatan şiddetli tenkit ve itirazlarında tabii kamuoyunda yeniden uyanmasına, yeniden canlanmasına da neden oluyor.
Forstov kendi 1959'da Ebrah'taki sunduğu metinde Federal Cumhuriyet'in çiçeği burnundaki Anayasa Mahkemesi'nin içtihat açılımlarıyla ve kamu hukuku örtüsünde yaşanan işte çağdaş gelişmelerle geniş çaplı bir tartışmaya girmeyi hedefliyor. Eleştirilerinin merkezinde de anayasayı bir değer sistemi olarak gören yaklaşım var. Yani bilhassa bu savaş sonrası Almanya'da kamu hukukçuları ve anayasa hukukçuları arasında yaygın olan ya da daha egemen hale gelen bir görüş. Yani anayasayı bir değer sistemi olarak görmek. Şimdi Forstorff'a göre anayasa yorumu değer tahakkukunu, yani değerin gerçekleştirilmesini, icra edilmesini konu edinmemeli. Aksine Forstorff'a göre Savigny'den beri korunmuş olan klasik yorum kurallarına tabi olmalı. Şimdi Schmitt'in bu 16 sayfalık broşürü yazmasına vesile olan esas şey, Forstorff'un anayasa hukukunun bir değerler düzeni olarak yorumlanması meselesi hakkındaki ortaya koyduğu bu temel eleştiriler. Hatta Schmitt metnin ilk baştaki el yazması formunda, ki sonra bunu girişe ekliyor, Forstorff'un makalesinden bir cümleyi şiar olarak, bir motto olarak alıp yazısına koyuyor. O da şu: değerin kendine has bir mantığı vardır. Yani Schmitt zaten değer felsefesi eleştirisine bu broşürde buradan girişecek. Değerin kendine has bir mantığı vardır. Şimdi şöyle bir iş bölümü var aralarında. Schönberger kendi makalesinin giriş bölümünde bu tartışmanın kontekstini verirken anlatıyor bunu. Şimdi Schmitt, genç federal cumhuriyetin hukuk bilimi ve mahkemeleriyle yürütülecek bu somut kavgayı Forstorff'a bırakıyor. Kendisi mesela Risale'de bu hukuk bilimi ve mahkemelerle olan tartışmaya hiç girmiyor. Risale'de kendisine biçtiği rol daha çok değer felsefesinin temel prensipleri ve değer felsefesinin esasında zımnen içerdiği bir takım sorunlar. Buna odaklanıyor. Şimdi Schönberger bu iş bölümünün çok makul olduğunu söylüyor. Çünkü 14 yaş genç ve hala aktif biçimde üniversitede çalışan Forstorff'un aksine Schmitt zaten Plettenberg'de inzivaya çekilmiş durumda. O yüzden bu yeni savaş sonrası Bonn Anayasası altında yaşanan hukuki gelişmelerle hakiki anlamda çok da meşgul değil. Yani onun başka meşguliyetleri var o inzivada. Bu nedenle esasında sadece Forstorff bu kavgaya girişecek yeterli ve güncel bir birikime sahip. O yüzden o eleştiriyi o yapıyor. Ama Forstorff'un aksine Schmitt de tabii ki düşünce tarihinin en çetrefilli meselelerini tartışabilecek eşsiz bir kompetan, eşsiz bir maestro. O yüzden Schmitt anayasa hukukunun bir değer sistemine dönüştürülmesi anlayışına karşı başlatacak tartışmanın daha çok tarihsel ve felsefi çatısını inşa ediyor kendi metninde. Şimdi tabii bu Schmitt'i tabii ki bu Nazi geçmişiyle ya da işte Naziliğinden nedamet getirmemesi açısından günümüzde entelektüel açıdan zan altında kaldığını düşünen bir takım akademisyenler ya da bir takım entelektüeller Schmitt'le daha mesafeli bir ilişki kuruyorlar ama Schmitt'in bir hani en karmaşık felsefi metinlerin bile özüne derinden nüfuz edebilecek kavrayış gücünün dışında bir de o kavradığı şeyi anlatırken çok kendine has bir edebi üslubu var. Yani polemikçi, efendime söyleyeyim alaycı, çok iddiacı bir takım etütlerin yazarı Schmitt. Kendine has bir üslubu, hatta edebi bir üslubu var. O yüzden çok ateşli metinler kaleme alabiliyor. Yani karşıt görüşü ya da karşısında duran tezin binasını çökertecek gemisini yakacak kadar patlayıcı bir güce sahip bir üsluptan bahsediyoruz. İşte değerlerin titanları hakkındaki metni de açıkçası böyle bir metin. Bilhassa o orijinal 1960'ta yazdığı 16 sayfalık broşürün içerisinde gerçekten ben hani 2-3 yer var yüksek sesle kahkaha attım okurken. Çünkü karşısındaki tezi hakikaten çok komik duruma düşürecek kadar ince bir alaya da vurabiliyor.
Zaten tezinin tamamı alt başlıkta kendini hemen ele veriyor. Bir hukukçunun değer felsefesi hakkındaki mülahazaları. Şimdi değerler topluma ve onun hukukuna hiçbir sabit zemin sunamadıkları gibi sadece onun sorunlarını daha fazla keskinleştirmeye yarıyorlar. Schmitt'in metninde savunduğu şey bu. Yani beraberliği teşvik etmeleri beklenen yerde değerler esasında yıkıcı bir etkiye sahipler. Yani Schmitt yine çok basit bir şey söylüyor. Hani pek çok metinde yaptığı gibi gözümüzün önünde duran basit bir şeyi bizim önümüze çıkarıyor. Yani biz değerlere vurgumuz içinde tolerans, hoşgörü, beraber yaşama, bir arada yaşamayı mümkün kılar bir görüntü sunsa bile Schmitt işte bu 16 sayfalık metinde esasında bunun, bu görüntünün, bu toleransın, bu hoşgörünün, bu bir arada yaşama iradesinin altında yıkıcı bir etki görüyor ve bunu gösteriyor. Şimdi Schmitt nasyonel sosyalizmin ve savaşın, İkinci Dünya Savaşı'nın neden olduğu derin güven sarsıntılarından sonra işte büyük bir hoşnutlukla, büyük bir arzuyla değerlere sarılan, değerlere sık sık referans veren genç federal cumhuriyeti esasında ikaz ediyor, uyarıyor. Yani bir tür Schmitt'in bu metinde yaptığı şey bir tür Kassandra, Kassandralık. Yani Kassandra gibi bu işin çok çetrefil ve çok daha acılı sonuçlara yol açabileceğini 1960'ta öngörüyor ki yani eğer soru gelirse belki sonlarda yine konuşuruz. 2023'te yaşadığımız yer işte ben ikna oldum yine tabii Schmitt'e. Schmitt'in haklı olduğunu gösteriyor. Yani eğer değerler değerler çokluğu hatta bir de hakikaten kanuni pozitivizmin ya da kanunların objektif yorumunun yerini almaya başladığında hakikaten ortaya çıkan o yıkıcı sonuç Schmitt söylediği gibi. Şimdi zaten Schmitt daha metninin başında şöyle bir cümle kuruyor. Schmitt'e göre hukukçuların sübjektif ve hatta objektif bir değer kademeleri düzeninin koyduklarını mahkeme kararları biçimi altında hukuki kudretle mücehhez ilan etmesinin önüne geçilmelidir. Yani değer yargıları, değerlerin objektif bir yapıya sahipmiş gibi hukuki kudretle içine dolmasının önüne geçilmesi gerektiğini söylüyor. Şimdi olan şey ne? İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki Batı Alman hukuku biliminde, yani Federal Almanya hukuk biliminde ve içtihat dünyasında Max Scheler ve Nikolai Hartmann'ın değer felsefesinin gördüğü bir teveccüh var. Aşırı bir ilgi var. Olağan dışı konjonktürün yarattığı esasında bir durumla ilişkili bu. Nasyonel sosyalizm ve İkinci Dünya Savaşı'ndaki mağlubiyetten sonra ahlaken bağlayıcı olan ölçütlerin varlığına ihtiyaç duyuyor. Bu tarz ölçütler aranmaya başlıyor. Esas durum bu. Yani o kadar hırpalanmış durumda ki Almanya İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ve o bilhassa da Nazilik tecrübesinden sonra ister istemez ahlaken bağlayıcı ölçütlerin varlığına ihtiyaç duyuyor. Bu da esasında netice olarak doğal hukukun bir çeşit Rönesans anlamına geliyor. Yani doğal hukuk bir şekilde yeniden kıymete biniyor ve bir tür ya bir açıdan doğal hukuk Rönesansı yaşanıyor. İşte bu anayasanın bir değer sistemi olarak yorumlanması gündeme geliyor ki işte bunu ilk söyleyenlerden biri zannedersem Günter Dürick. Şimdi Schmitt'in eleştirisi esasında bu arka plan üzerinden fenomenolojinin tesiri altında bulunan ve Max Scheler ile Nikolai Hartmann tarafından 20. yüzyılın ilk yarısında geliştirilmiş olan değer felsefesine odaklanıyor. Doğrudan Schmitt 16 sayfalık risalesinde işte Max Scheler ve Nikolai Hartmann tarafından 20. yüzyılın başında şekillendirilmiş, geliştirilmiş olan değer felsefesine saldırıyor. Şimdi o yüzden de Schmitt önce şeyi soruyor. Diyor ki ya bu değer felsefesinin konteksti nedir? Yani orijini nedir? Nerede buna ihtiyaç duyuldu? Schmitt'e göre öncelikle bir değer diskurunun ortaya çıkmış olması 19. yüzyılla ilgili. 19. yüzyılda böyle bir şey ortaya çıkıyor. Bu da esasında nihilizmle, bir çöküşle ilişkili bir şey. Metnin içinde okuduğunuzda göreceksiniz ya da okuduysanız görmüşsünüzdür. Heidegger'den bu değer felsefesinin nihilizmle ilişkisi üzerine uzun bir alıntı var. Bu konuda Heidegger'in
teşhisini Schmidt de olduğu gibi kabul ediyor. Çünkü diyor ki bu daha iyisi yapılabilecek gibi değil. Yani çok isabetli ve müthiş bir tespit. O tespiti olduğu gibi kullanmayı tercih ediyor. Buna göre değer düşüncesi esasında metafizik olanın yerini almaya talip olan ya da metafizik olanın pozitivist ikamesi. Ayrıca değer düşüncesi doğa bilimlerine ve tekniğe yaslanan medeniyetin hızlanmasına karşı da hiçbir direnç geliştiremeyecek. Hatta bilakis bu hızlanmayı daha da hızlandıracak, bu eğilimi daha da hızlandıracak, kuvvetlendirecek bir durum Schmidt'e göre. Bununla birlikte değer kavramının meşru bir anlamının yalnızca mübadele ilişkilerinin kurulduğu ve para üzerinden mukayesesinin mümkün olabildiği iktisadi sahada yer bulabileceğini belirtiyor Schmidt ki işte giriş bölümünde Romen rakamlarıyla numaralandırarak bölümlendirdiği giriş yazısının bir yerinde uzun uzun bunu anlatıyor. Yani değer kavramı ona göre iktisatta iş görür. İktisadın sahasında da anlamlı bir kavramdır. Orada işe yarar. Hatta şeyi de söylüyor. Bir miktarda belki sanatta da işe yarayabilir ama bunu alıp anayasa hukukunun yorumlanmasında ya da işte mahkemelerde değerlerin çoğunluğu karşısında yargıcı mahkum bırakmakta işe yaramayacağını söylüyor. Nihai olarak değer düşüncesinin her şeyden önce istisnasız bir saldırganlık biçimine sahip olduğunu fark ediyor Schmidt ve bunu bize hatırlatıyor. Çünkü zira yani aslında basit bir şey, basit bir akıl yürütmeyle gidiyor gibi gözüküyor ama işte değil mi o hani çok karmaşık gözüken bir meselenin derinde nüfuz etmeyle ilgili bir şey. Çünkü değer dediğimiz şey daima esasında daha düşük değerli olanı ya da değersiz olanı ya da değer dışı olanı gerektiriyor. Yani bir yerde değer varsa kaçınılmaz olarak bir esasında değersizleştirme de var. Ve otomatikman değerin olduğu yerde bir süre sonra değer dışının ya da değersiz olanın ya da daha az değerli olanın yok edilmesine yönelik, imha edilmesine yönelik kaçınılmaz mecburi bir eğilim var. Schmitt'in fark ettiği şey bu. O yüzden 19. yüzyılın kanuncu pozitivizminin değerden arınmışlığı yerine objektif değerlerin evrensel geçerliliğini yerleştirmek ve böylece başta hukuk gelmek üzere işte tüm beşeri bilimlerde ya da sosyal bilimlerde bir gaye fikrini, bir gaye amaç fikrini, hedef fikrini eklemek isteyen değer felsefesinin hukuk diskuru üzerinde etkisini, hatta yıkıcı etkisini erkenden, yani daha 1960 gibi bir tarihte öngören Schmitt, kanunilik ile subjektif ahlak arasındaki temel ayrımı silikleştirmenin ya da o keskin ayrımı silmenin doğası gereği sübjektivist olan değer mantığının kanuniliğin tarafsızlık işlevini bozabileceğini ve meşruiyet yolu üzerinden üstelik çoğu zaman da hiç de evrensel olmayan bir içerikte her türden gaye ile ittifaka hazır olduğunu bizlere ta o zamandan 1960'tan hatırlatmıştır. O yüzden Schmitt bu metninde kanuni olanın ehemmiyetini hem de hayati derecedeki ehemmiyetini kanuni objektif değer tasavvurlarının yardımıyla göreceleştirmek ve sınırlandırmak isteyen işte değer felsefesi savunucularının karşısında ısrarla savunuyor, müdafaa ediyor. Şimdi değer felsefesini tüm toplumsal yönleriyle inceleme merceği altına alan ve bunun görece erken tarihli bir eleştirisi olan Değerlerin Tiranlığı broşürü, iktisadi alandan devşirilip başta hukuk gelmek üzere tüm toplumsal düzenlere aktarılan değer kavramının mevcudiyetinin tabii bir biçimde değer dışı olanı inşa edici ve bu değer dışının kendi tabiatı gereği saldırgan bir imha mantığına zemin hazırlayacağı öngörüsünü ta 1960'ta dile getiriyor. Schmitt'in metninin değerler eksenli bir toplumsal hukuksal hayatın kendini her gün yeniden üretebilen sürekli bir iç savaş biçimine dönüşeceğine dair öngörüsü ki Hobbes'un çok sevdiği bir ifadeyle bellum omnium combra omnes'i vurgulayan yani herkesin herkesle savaşını vurgulaması hiç kuşkusuz çok isabetli, çok kuvvetli
bir politik teoloji atfı. Şimdi Schmitt giriş bölümünde işte Forsthoff'un makalesinden bahsettikten sonra, ki işte o hemen makaleden bahseder bahsetmez de işte Forsthoff'un tespitini dile getiriyor. Değerin kendine has bir mantığı vardır. Hızlı bir şekilde savaş sonrası Almanya'da, Federal Almanya'da anayasa hukukunda ve hukuk bilimde yaşanan o sıkıntıyı tespit etmeye başlıyor. Mesela daha hemen başta 16. sayfada kurduğu bir cümle var. Önemli bir şey. Adli bir memur olan hakim verdiği karar ve hükümlerinde objektif bir gerekçenin varlığına ihtiyaç duyar. Oysa bunun yerine bugün hakime değer felsefelerinden oluşan bir çokluk sunuluyor. Mesele böylesi bir çokluğun istenen, herkesi ikna eden ve objektif hüküm gerekçelerini sağlamaya ne kadar elverişli olduğudur. Şimdi Schmitt'e göre hakim esasında hükümlerinde objektif bir gerekçeye ihtiyaç duyan adli bir memur. Ama bugün içinde bulunduğu durum Schmitt'e göre değer felsefelerinden oluşan bir çokluk durum. Yani ortada çoklu bir değerler skalası var. Şimdi hakim böyle bir durumda istenen, herkesi ikna eden ve objektif bir hüküm gerekçelerini ne kadar sağlayabilecek? İşte değerler felsefesinin etkisi altına girmeye başlarsa hukuk, bilim, anayasa hukuku, kamu hukuku, ceza hukuku, işte Schmitt'e göre burada bir sıkıntı yaşanıyor. Şimdi değerlerle kastettiği şey şu, onu açalım yavaş yavaş. Mesela değerlere dönüşme, yani değerlendirme, esasında ölçülemez olanı ölçülebilir hale getirme eylemi. İşte bunun içinde Schmitt uzun uzun girişte anlatıyor. Hristiyan mabetlerinin, sosyalist sendikaların, işte çiftçi kooperatiflerinin, ne bileyim, işte hekimler odasının, mağdur derneklerinin, böyle birçok bağımsız, birbirinden alakasız oluşumu, bunların mülkleri, hedefleri, idealleri ve çıkarları gayri safi milli hasılanın bölüşülmesinde bir hissenin hesaplanıp çıkarılabilmesi suretiyle birbirleriyle karşılaştırılabilir ve uzlaştırılabilir hale getiriliyor. Yani ölçülebilir hale getiriliyor. Şimdi değer kavramının karakteristik özelliklerinin bilincinde olun ve değerin somut anlamının onun olması gerektiği yer, yani kendi evinde, yuvasında, yani iktisadi olanın, iktisadi alanın, iktisadi sahanın içinde arandığı müddetçe bu Schmitt'e göre anlamlı bir şey. Ama bir değerlere dönüşme, genel bir değerlendirme hali bugün toplumsal mevcudiyetimizin tüm safhalarına yayılıyor, tüm safhalarına tecessüm ediyor, genişliyor, nüfuz ediyorsa bu mülki dilin en yüksek katmanlarına kadar sirayet ediyor demektir. Schmitt'e göre iktisadi değer kavramının mantığı mübadele adaletinin rasyonel bir kısmını oluşturuyor ve istikrarlı bir milli paranın mevcudiyeti şartına bağlı olarak bu sahada kendini anlamlı bir şekilde var edebilir, gerçekleştirebilir. Ama hukuk bilimi açısından ki burada şeyi tanımlıyor, yani değerin hukuk bilimi açısından kullanılabileceği yerler Schmitt'e göre borçlar hukuku, ticaret hukuku, işte mal varlığı zararlarının tazmini, vergi hukuku, bütçe hukuku ve bilhassa sigorta hukuku. Ama bunun dışında değil. Şimdi Alman hukuk biliminin İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra sergilediği bu değer felsefeci bir temellendirme ya da temel arayışına dönük ilgi esaslı Schmitt'e göre doğal hukukun bir açıdan yeniden canlandırılmasıyla ilişkili bir çaba. Bunların her ikisi de hukuki pozitivizmin saf kanuniliğini aşmaya ve makbul addedilen bir meşruiyete zemin sağlamaya yönelik genel çabanın ifadeleri. Kimi hukukçular nezdinde işte değer felsefesi Thomasçı ya da Neo Thomasçı doğal hukuka nispetle bilimsellik ve modernlik bakımından büyük bir avantaja sahip. Ancak pozitivizmin ve kanuniliğin aşılmasına dönük bu çabaya sadece maddi bir değer teorisi uygun olabilir, elverişli olabilir. Yeni Kantçı felsefenin işte pür biçimsel değer teorisi aranan şeyi temin etmek için, yani artık bir meşruiyet sunamayan doğal hukuka bir tür bilimsel bir ikame yaratabilmek için Schmitt'e göre çok daha çok relativist ve sübjektivist kalıyor.
Hukuk pratiği ve öğretisi Schmitt'e göre binlerce yıldır ölçüler ve cetvellerle, görüşler ve karşı görüşlerle, kabuller ve reddiyelerle işliyor. Bütün bunlar için bugün değer felsefesi temelli meşrulaştırmaların peşine düşünüyorsa, o zaman Schmitt şunu soruyor. Hakikatte burada cereyan eden şey nedir? Ve bu arayışa eklenen şey nedir? Burada cereyan eden şey Schmitt'e göre 19. yüzyıl Avrupa'sının yayılmacı doğa bilimciliği karşısında insan bilimlerinin ya da humaniter disiplinlerin bilim olma iddiasının içine düştüğü bir kriz durumundan çıkma teşebbüsüdür. Başka bir şekilde ifade edilecek olursa Schmitt'e göre bu değer felsefesi 19. yüzyılda yaşanan nihilizm krizine bir tepkidir. Şimdi aslen kendi öz mecrası olan iktisadi alanın dışında kalarak tahakkuk edecek, gerçekleşecek her türlü değerleme kendi içinde negatif olmaya mahkum Schmitt'e göre. Şimdi bu negatifte daha az değerli olanın bir ayrımcılığa uğraması ya da değer dışı olanın imhası veya ihracı dışlanması amacına yönelik bir değer dışı ilanı şeklinde tezahür ediyor. Yani şöyle diyelim, değer dışı ilan etmeye nispetle daha sıradan olan değersiz ilan etme hallerinde bu muhtelif imkanların, potansiyellerin ucu açıktır. Değersiz ilan etme, değerlendirmede bulunanın tam bir ilgisizliğini ifade edebileceği gibi başka zaman yapılacak bir değerleme şansını da açık tutabilecektir. Yani değersiz olanın yeniden değerlendirilmesi. Çünkü değerli olan koşullar ve şartlar değiştiğinde değersiz olabilir. İşte bir dönem için değersiz olarak addedilen şey koşullar değiştiğinde değer kazanabilir. Değerlendirmeden kastettiği bu. Nihayetinde meselenin seyri pekala değer dışı ilanı yönünde de gelişebilir. Hatta Schmitt buna şeyi de örnek veriyordu. Yani Tanrı bir değerdir. Ama mesela ateistlerin çoğunlukta olduğu ve egemen olduğu bir yerde Tanrı artık değersiz ya da değer dışıdır. Şimdi bir değer olarak muamele edilmek, uygun bir değer mantığının iktisadi sahasından doğan gerçeklik, nesnellik ve bilimsellik izlenimi uyandırabilir. Ancak bu durum iktisat dışı alanda, yani işte mesela hukukun alanında tertibin negatif kaldığını ve iktisat dışı üstün ve en yüce değerin mantığının hareket noktası olarak değer dışı olanı benimsediğini görmezden gelmeye neden olamaz. Hatta burada Rickert'in bir cümlesini alıyor Schmitt. Rickert diyor ki, inkarla olan ilişki bir şeyin değerler alanına ait olduğunun göstergesidir. Şimdi Rickert bu cümleyi şöyle açıyor daha sonra. Hiçbir negatif varlık yoktur ve fakat negatif değerler vardır. Şimdi değer düşüncesinin içinde saklı olan saldırganlık ya da saldırı hareket noktası ki buna taarruz da diyebiliriz. Yani değer düşüncesinin içinde bulunan işte değersize, değer dışına ya da daha az değerli olana yönelik o taarruz noktası, saldırı noktası, hareket noktası katı biçimsel ve yeni kantçı değer teorileriyle haşır neşir olan hukukçunun genellikle dikkatini çekmez. Hukukçu bu imayı ya da bu potansiyeli görmekten acizdir Schmitt'e göre. Hatta saf biçimsel değer teorilerinin vurguladığı sübjektivite ve relativite ilk bakışta bize sınırsız bir toleransın ya da hoşgörünün var olduğu izlenimini verebilir. Ama normatizm ve tahkim edilmiş bir hukuksal pozitivizm katı kuralları aştıracak ve doğrudan icra edilecek bir değerler tahakkukuna asla imkan vermez. Ancak değer mantığı geçerliliğini muhafaza ettiği müddetçe kendine içkin olan saldırganlığı sadece esasında başka bir ana ertelemiş olur. Yani burada olan şey saldırganlığın ya da o taarruz noktasının, saldırı noktasının kendisinin var olabileceği koşulları beklediği ana ertelenmiş olur. Şimdi giriş bölümde Schmitt kabaca kendi metnine yeni bir böyle bir ilave yapıyor. Peki esas orijinal 1960'ta yazdığı 16 sayfalık broşürde ne anlatıyor? Ki bence işte o broşür ya yine çok hoş bir şeyle başlıyor, girişle başlıyor. İşte insanlar ve şeyler, kişiler ve eşyalar vardır. Kuvvetler ve iktidarlar, tahtlar ve hükümdarlıklar da vardır diye başlıyor.
Sonra da bütün bunların değeri nedir? Bir değer felsefesi ne anlama gelir diye soruyor. Şimdi söylediği şey ilk şu, basit bir şey söylüyor yine. Eşyaların bir değeri kişilerin haysiyeti vardır. Eskiden diyor, eski zamanlarda haysiyeti değerlendirmek, yani haysiyeti ölçülebilir hale getirmek haysiyetsizce addedilirdi diyor. Buna mukabil bugün bu işte modern zamanlarda, bilhassa da savaş sonrası, yani savaş sonrası dönemde yaşadığımız şey haysiyetin de bir değere dönüşmesi. Haysiyetin de ölçülebilir hale gelmesi. Şimdi Schmitt burada şunu görüyor. Bu aslında değerin çok büyük bir değer kazandığı ya da rütbesinin yükseldiği anlamına geliyor. Hatta diyor ki tabiri caizse günümüzde değer değerlenmiştir diyor. Şimdi değer felsefesi, felsefe tarihinin epey önemli bir uğrağında kendini 19. yüzyılın nihilizm kriziyle ortaya koymuş, çok tehditkar bir anlam problemine, bir hayati bir meseleye cevap olarak ortaya çıkıyor. Yine bunu anlatıyor Schmitt uzun süre. Şimdi değerlerin geçerliliğini tartışıyor metnin içinde. Değerlerin geçerliliği Schmitt'e göre değerlerin geçerliği koyulmuş olmalarına dayanır. Yani değerler ortaya koyulurlarsa geçerlilik kazanıyorlar. Peki değerleri koyan kimdir? Şimdi güzel bir soru. Bu soruya verilmiş en sahici, en sarih, en açık, en berrak cevabın da, en dürüst cevabın da Schmitt, Max Weber'de olduğunu söylüyor. Max Weber'in verdiği cevap şu: tam ve pür sübjektif karar verme özgürlüğü içindeki birey değerleri koyar. Şimdi bu yolla bilimsel pozitivizmin değerden mutlak arınmışlığı aşılır ve bunun karşısına özgür, yani bireyin sübjektif dünya görüşü yerleşir. Fakat değer koyan pür sübjektif özgürlük, değerlerin ve dünya görüşlerinin sonsuz bir kavgasına, herkesin herkesle olan savaşına, yani o Hobbes'taki meşhur alıntıyla işte bellum omnium contra omnes'e doğru sürükler. Bununla mukayese edildiğinde o eski herkesin herkese savaşı, hatta işte Hobbes'un devlet felsefesinin dehşetengiz, o korkutucu doğa durumu bile Schmitt'e göre hakiki cennete dönüşür. Yani bizim o cehennem olarak adettiğimiz, herkesin herkesle savaşı dediğimiz, Hobbes'un anlattığı o korkutucu, tüyler ürpertici doğa durumu bile bugün yaşadığımız şeyin yanında sadece bir cennet kalır diyor Schmitt. Çünkü Schmitt'e göre bu durumda kadim tanrılar kabirlerinden, yattıkları yerden kalkıp eski kavgalarına dönerler. Ama tabii artık efsunlarından, sihirlerinden arınmışlardır. Ama günümüzde silah olmaktan çıkmış yeni savaş araçlarına dönüşürler. Bu araçlar artık değerden arınmış bilimin ve bu bilimden beslenen sanayi ve teknolojinin tüyler ürpertici ürünleri, işte çok kötücül ya da menfur imha vasıtaları ve toptan kökünü kazıma yöntemleridir. Şimdi işte bu değerler felsefesinin bize getirdiği bu noktada, bu değerlerin çoğunluğu kimine şeytan gözükenin, kimine başkasına da ilah gözükmesine yol açar. Mücadele ateşini harlayan ve düşmanlığı zinde tutan Schmitt'e göre daima değerlerdir. Kadim tanrıların efsunlarından arınıp sadece geçerli olan değerlere dönüşmeleri, verilen mücadeleyi bir hortlaklar kavgasına ve bu kavganın mücahitlerini de ümitsiz inatçılara dönüştürür. Yani bir açıdan esasında bu değerler çokluğunun içerisinde biz bizler, hepimiz, herkes kendi putunun mücahidi olduğu bir cehennem hayatı yaşamaya başlarız. Bir şeyin değerinin bulunup bulunmadığı ve bunun, ya yani bu değerin ne kadar olduğu, bir şeyin değerli olup olmadığı ve bunun değerinin yüksekliğinin ne olduğu sadece Schmitt'e göre vaz edilmiş bir pozisyonda, durulan noktada veya bir bakış açısına, perspektife, noktayı nazara göre belirlenebilir. Değer felsefesi bu açıdan bir nokta felsefesidir. Değer felsefesi, değer etiği bir nokta etiğidir. Yani bir perspektif etiği, bir perspektif felsefesidir. Fakat değer felsefesinin tipik noktacılığının tam ortasında onun düşüncesinin keskin gücü kendini ifşa eder. Mesela Weber her türlü bakış açıları, konumlar ve görsel noktaların yanında işte o özgün noktayı, esasında bütün bu tartışmayı belirleyen
tartışmanın istikametinin alacağı şeklin tayin edici hususiyeti o nokta ortaya çıkar. İşte o da Weber'in adlandırmasıyla taarruz, saldırı, hareket noktasıdır. Weber bunu Schmitt'in anlattığına göre tarihçi Eduard Meyer ile yürüttüğü tartışmada işte değerleyici konumlanmaların sonsuz çeşitliliğinin meydana geldiğinden bahsettiği yerde anlatıyor. Bu konumlanmaların sonsuz çeşitliliğinin yorumlanması ise değerlemenin muhtemel konum ve işte saldırı, hareket, taarruz noktalarını keşfetmemiz anlamına gelecektir. Yani bu üç dönemde işte konum, saldırı, hareket ya da taarruz noktası ve değerleme bu değer mantığının düşünüş ve yazma biçiminin tabii Weber'de işte ısrarla tırnak içinde yazıp vurguladığı durumlar. Şimdi saldırı, hareket, taarruz noktası sözü her türlü değerlemenin içinde potansiyel olarak mevcut olan saldırganlığı ifşa eder. Yani bir yerde değerden bahsediyorsak esasında o değeri mümkün kılan değerleme skalasının içerisinde bir imha edicilik, bir saldırganlık, bir taarruz, saldırı noktası da vardır. Konum veya bakış açısı gibi ifadeler, kelimeler bu saldırganlıktan uzaklaşıp görünüşte çok sınırsız olan bir relativizm, perspektivizm, çoğulculuk ve bununla birlikte iyi niyetli, prensibe dayalı bir tarafsızlığa bağlı böyle çok büyük bir hoşgörünün, çok büyük bir toleransın varlığı intibanında uyandırabilir. Yani bir değerler çoğulluğunun bir arada yaşadıkları bir cennet imajı uyandırabilir. Ama burada saldırı, hareket ya da taarruz noktalarının da işin içinde olduğu idrak edildiği anda esasında o tarafsızlık, hoşgörü ve tolerans illüzyonları da anında yok olurlar, anında buharlaşırlar. Şimdi saldırı, taarruz, hareket noktası ifadesini böyle sıradan bir başlangıç noktasıymış, milat noktasıymış gibi yorumlayıp bunu zararsız göstermeye gayret edilebilir. Schmitt bunu söylüyor. Mamafih Schmitt'e göre bu ifadenin rahatsız edici intibanı bir nebze olsun azalsa da onda mündemiş olan saldırganlığın özünü değiştiremez. Bu Schmitt'e göre değerlerin ki bunu Amerika Castro'dan ödünç alıyor. Bu durum yani bu saldırganlık özü dediğimiz şey değerlerin uğursuz arka yüzü olarak kalmayı sürdürür. Bu durum yani bu değerlerin uğursuz arka yüzü, karanlık yüzü değerlerin dogmatik koyucu yapısının kendiliğinden kaçınılmaz sonuçtur. Ve değerin somut tahakkuku aracılığıyla da her zaman yeniden üretilir. Bu saldırganlık durumu değer hukuku ile koyma hukuku arasındaki ayrım marifetiyle de Schmitt'e göre aşılamaz. Bilakis daha da keskinleşir. Değerlerin muğlaklığı vasıtasıyla bu saldırganlık, değerler somut insanlar tarafından aynı biçimde somut olan diğer insanlar karşısında geçerli kılındıkları müddetçe her defasında sorun yaratacaktır. Her defasında marazi olacaktır. Şimdi bunun açılımları neler? Yani gidersek, bunu ilerletirsek. Farklı düşünenler için en ufak bir objektif kanıt dahi üretmeksizin kendi koydukları değerlerin objektif olduklarına dair iddialarıyla bunlar değerlemeler kavgasında ya da değerler kavgasında kendi zırhlarını sertleştirecek yeni bir çeliği katmış olmak haricinde hiçbir katkıda bulunmazlar. İlave edilen, eklenen bu yeni çelik kendini daima haklı gören inatçılığı sadece mücadele ateşini harlayacak ve yükseltecek yeni bir vasıta haline gelir. Çıkarları değerleme sürecinin konumlarını, bakış açılarını ve taarruz noktalarını belirleyecek olan öznelerin üstünü örtmekle ve değer taşıyıcılarını susturmakla objektif değerler galebe çalmış ve sübjektif değer öğretisi aşılmış olamaz. İşte Schmitt bize bunu gösteriyor. Çünkü bütün bu değer felsefesine yönelik arayışın içinde olan çaba esasında bu varsayıma dayanıyor. Yani objektif değerler galebe gelecek ve sübjektif değer öğretisi aşılmış olacak. Ama bu Schmitt'e göre olmuyor, böyle olmuyor. Hiç kimse değeri düşürmeksizin, değeri yükseltmeksizin veya değerlendirmeksizin değerleyemez, değer biçemez, değer veremez. Değer koyan kimse kendini daima değer dışının karşısında konumlandırmış olur. Yani bir değer var eden herkes, bir değeri
gerekçelendiren, bir değeri gerçekleştiren, bir değer koyan kişi esasında zımnen daima değersiz olanı, değer dışı olanı da konumlandırmış olur. Değerlerin yürürlüğe koyulması ve geçerli kılınması işi somutlaşıp ciddiye bindiği anda rahatlıkla değiştirilebilir. Öyle lalettayin bir konumun veya bir bakış açısının sınırsız toleransı ve tarafsızlığı hemen tersine bir düşmanlığa dönüşür. Değerliğin geçerlik iştiyakı, yani geçerlik arzusu karşı konulamazdır. Değerleyen, düşük değerleyen, yüksek değerleyen ve değerlendirenin kavgaları Schmitt'e göre kaçınılmazdır, mukadderattır. Şimdi şu soruyu soruyor Schmitt otomatikman. Acaba sübjektif ve hatta objektif değerlerin kavgası başka türlü nasıl bitebilir? Üstün değer, daha düşük değere boyun eğdirmek hak ve yükümlülüğüne haiz. Ve bu biçimiyle değer dışı olanı tartışmasız imha ediyor. Bu Schmitt'e göre sarihtir, açıktır ve basittir. Ve değerlemenin karakteristiğinde temellenir. Şimdi Schmitt'e göre değerlerin tiranlığı da işte tam da burada ikame eder. Değerlerin tiranlığı tam da burada ikame eder. Karşıda gösterilen en ufak hürmet dahi unutulur. Eğer bu karşılıkla yapılan mücadele en yüce değerler uğruna yürütülen bir kavgaysa, böylesi bir hürmet pekala bir değer dışına dönüşür. Yani böyle büyük bir yüce değer kavgasında karşıt olana gösterilen hürmet, kavga ne kadar yüce değerler üzerine yürütülüyorsa o hürmet de o kadar değersizleşir ve o kadar değer dışına dönüşür. Değer karşısında değer dışı olanın hiçbir hakkı yoktur. Ve en yüce değerin geçerli kılınması için hiçbir bedel fazla yüksek değildir. Bunların neticesinde ortada sadece yok ediciler, yani yüce değer sahipleri, yüce değer savunucuları, yüce değer mücahitleri, yok ediciler ve yok edilenler. Yani değersiz ya da değer dışı olanın taraftarları, yok edilenler kalır. Şimdi bu 1960'ta yazdığı Risale'nin broşürün sonunda inanılmaz bir paragraf var. Benim çok hoşuma gitti ki bence 2023 yılında dünyanın pek çok yerinde ve Türkiye'de yaşanan durumun hani bir Kassandra lanetiyle 1960'ta öngörüsü bu paragraf. Schmitt bu paragrafta şöyle başlıyor. Diyor ki yayınlanmaya değeri olmayan yazıların yayınlanmasının ve ifade değeri olmayan düşüncelerin ifade edilmesi, zapturapt altına alınması, matbaada basılmaya değeri olmayan kitap ve makalelerin basılmasının engellenmesi ve taşımaya değeri olmayan kişi ve eşyaların taşınmasının daha istasyonda veya aprondayken imkansızlaştırılması bugün için bir o kadar zararsız ve tehlikesiz gözükebilir. Oysa İkinci Dünya Savaşı'nda Nazilerin yaptığı şey tam da buydu. Yani şimdi kendi değerlerimiz açısından, mesela kendi inandığımız, sahip olduğumuz yüce değerler açısından bir takım metinlerin yayınlanmaya değeri olmadığını, bir takım yazıların yayınlanma kıymetinin olmadığını, daha matbaaya gitmeden yok edilmeleri gerektiğini, engellenmeleri gerektiğine inanabiliriz. Ama bunu hukuken uygulamaya başlarsanız işte ortaya çıkacak olan şey çok zararlı ve çok tehlikeli bir durum. Çünkü basit bir şey. Yani neyin doğru, neyin yanlış, neyin yayınlanabilir, neyin yayınlanamaz olduğuna karar veren kişi esasında hakikati tek eline almış olan kişidir. Hakikati tek eline almış olan kişi de çok net ki yani Eflatun'dan bu yana bu kişinin adı da despot ya da tirandır. Ve biz bu hakikati tek elimize eğer böyle değerler üzerinde alacaksak işte bu da değerlerin tiranlığıdır. Schmitt'in anlattığı şey bu. O yüzden Schmitt diyor ki belki de tüm bunlar değer dışı olanın imhasının serbest bırakılması parolası altında talep edilebilecek şeyler. Yani yayınlanmaya değeri olmayan bir yazının yayınlanmaması, efendime söyleyeyim matbaada basılmaya değeri olmayan bir kitabın basılmasının engellenmesi. Bütün bunlar değer dışı olanın imhasının serbest bırakılmasının parolası altında talep edilebilecek şeylerdir diyor. Ve yine belki sadece üstün değerlerin
daha düşük değerler veya sırf değer dışı olanlar karşısında doğrudan geçerli kılınması sayılabileceklerdir. Şimdi ve en sonunda da bunu anlattıktan sonra Risale'nin son paragrafında da bence bütün hukukçuları uyarıyor. Yani artık bu üniversitedeki bir akademisyen hukukçu da olabilir, yargıç da olabilir, savcı da olabilir, avukat da olabilir ya da ne bileyim mesela Adalet Bakanı da olabilir. Onun hatırlaması gereken şey bence tam da bu. Çok güzel bir şey söylüyor. O kapanış paragrafını tamamen okuyacağım. Değerlerin dolayımsız yani doğrudan icracısı olmaya kapılmış bir hukukçu ne yaptığını iyi bilmelidir. Değerlerin yapısını ve kökenini daima hatırında tutmalı ve değerlerin tiranlığı ve değerlerin dolayımsız tahakkuk meselelerini hafife almamalıdır. Bu hukukçu bir değerleyen, yeniden değerleyen, yüksek değerleyen veya düşük değerleyene dönüşmeye ve değer taşıyıcı ve değer duyumsayan özne olarak sübjektif veya hatta objektif bir değer kademeleri düzeninin koyduklarını mahkeme kararları biçimi altında hukuki kudretle mücehhez ilan etmeye karar vermeden evvel modern değer felsefesini tüm berraklığıyla idrak etmiş olmalıdır ki bana göre Schmitt'in 1960'ta yazdığı bu broşür tam da değer felsefesini tüm berraklığıyla idrak etme çabasının ürünü ve çağdaşlarına ve hatta işte arkadan gelecek kuşaklara değer felsefesini yine tüm berraklığıyla idrak ettirmeye yönelik bir çabadır. Çünkü eğer hukuk mahkeme kararları altında bu değer kademelerini yani işte yüce değer, efendime söyleyeyim yüksek değer, daha az değer, daha düşük değer, değersiz, değer dışı şeklindeki bu değer derecelendirmelerini mahkeme kararları biçimi altında biz karşımıza çıkmaya başlarlarsa ortaya çıkacak olan şey esasında bir tür cehennem ya da hatta Schmitt kendi kitabının içinde neredeydi o girişin içinde bir yerde yine böyle alaycı bir şekilde söylüyor onu. Orada da kahkaha attım. Bir saniye işte aramakla bulunmaz ama bulanlar yalnızca arayanlardır. Max Scheler'in işte o Scheler'in, Hartmann'ın ve Weber'in bu değerlere yönelik tartışmalarını özetlerken değerlerin tiranlığı ifadesini Max Scheler'den alıyor. Orada Max Scheler'in cümlesini zikrettikten sonra şöyle bir ifade kullanıyor Schmitt. Kötüyü kötüyle kısas etmeye ki bunu da İncil'in muhtelif yerlerinde zikredilen kötüyü kötüyle kısas etmeyin, kötünün kefaretini kötülüğe ödetmeyin şeklindeki o Hristiyan dogmasının prensibinin tahrif edilmiş bir tersine çevirip kullanıyor. Kötüyü kötüyle kısas etmeye ve bu yolla dünyamızı bir cehenneme. Fakat cehennemi de değerlerin bir cennetine çevirmeye izin verir diyor. Bu değerlerin tiranlığı meselesine. Bak çok güzel bir ifade bu. Çünkü bu değerlerin tiranlığı yani bu değer çoğulluğu bu şekilde kendisini mahkeme kararlarına da sirayet edecek kadar teşmil ederse ortaya çıkacak olan şey bir cehennem. Fakat bu cehennem kendini bir değerler cenneti şeklinde sunuyor. Yani değerler cenneti diye oluşturduğumuz şeyin esasında bir cehennem olacağını gösteriyor Schmitt. Ki bu da esasında şu demek, şöyle özetleyebilirim son tahlilde bunu. Mesela bugün yaşadığımız şey, yani işte bu değerin çünkü nasıl tanımlanacağı değişiyor. Yani değer, o değer etrafında birleşenler kalabalık oluyorlarsa, kalabalıklarsa mesela işte 1930'ların Almanya'sındaki Naziler gibi otomatikman o değer skalasında değerlendirme sürecinde değersiz ya da değer dışı ilan ettiklerini imha etmeye yöneliyorlar. Şimdi mahkeme de buna nasıl ayak uyduruyor? Mesela vereceğin kararı işte evrensel hukukun ya da hukukun evrensel kaidelerini yerel ve milli, mesela yerli ve milli değerler. Şimdi bu çok sübjektif ve içi boş doldurulabilecek bir şey de değil. Yani nereden tutarsanız oraya gidecek açık uçlu bir önerme. Yerli ve milli değerler. Şimdi yerli ve milli değerler üzerinden siz karar vermek için hukukun evrensel kaidelerini görmezden geliyorsanız işte ortaya çıkan şey o değer cennetinden oluşan, değerler cennetinden oluşan bir cehennemdir. Kabul edelim ki yani
Schmidt yine haklı. Ve bu değerlerin tiranlığı meselesi ya da değer felsefesinin bu kör noktasını ya da öldürücü, yok edici, yıkıcı potansiyelini çok erken görmüş ve bizi de buna karşı uyarmış. Yani çünkü bu her sahaya yayılmaya başlıyor. Yani eğer bütün bu değerler hukukun dışında, mesela düşünsenize üniversitede sirayet ettiğinde, şimdi bilimin kendi kriterlerini görmezden gelip yerli ve milli değerlerle bilim yapmaya kalkarsanız bu da başka bir şey oluyor. Demek ki kanunun ya da kanuniliğin objektivitesi kıymetli bir şey. Bunu gösteriyor Schmidt. Dediğim gibi, yani bugün zaten metin kısa bir metindi. Soru varsa alabilirim ama genelde Schmidt'in anlattığı şey bu. Okursanız seveceğinizi düşünüyorum. Tartışmaya çok açık yerler var. Çünkü dediğim gibi bir de işin içine Schmidt'in Nazi geçmişi girdiğinde, tabii Schmidt'in bu söylediği şeylerin çoğu Schönberger'in kendi makalesinde gösterdiği gibi tartışmaya açık oluyor. Çünkü Schmidt dediğimiz şahısın doçentlik tezi devletin değeri. Yani mesela Schönberger buradan Schmidt'e saldırıyor. Ama bence Schmidt'in söylediği şeyi anlamaya yönelik çaba Schmidt'in Nazi geçmişiyle bu meseleyi ilişkilendirmekten daha anlamlı gibi geliyor. Çünkü şunu kabul edelim, bir yazarın ya da filozofun gündelik hayattaki politik tercihleri, etik tercihleri, eylemleri hiç kuşkusuz yazdıklarından ve söylediklerinden ayırt edilemez. Ama bu geçmiş Schmitt'inki gibi büyük bir kambursa, mesela bir Nazilik kamburu var Schmitt'in, ama söylediği şeyin hakiki ya da yani hakikate dair bir şey olması, sahih olması, açık olması, derin bir vukuf içermesini de bu Nazi kamburu gölgede bırakmamalı. Benim yaklaşımım bu. O yüzden ben hele 2023 Türkiye'sinde yaşadıklarımızı düşündüğümde bir değerlerin tiranlığı meselesi konusunda Schmidt'in en azından bir entelektüel olarak beni ikna ettiğini ve haklı olduğunu, öngörülü olduğunu itiraf ediyorum. Yani düşünüyorum ve bu fikrimi de saklamıyorum. Bugünlük bu kadar benden. Vincent, soru varsa alayım. Yoksa benden bu kadar. Soru yok, hayır. Teşekkür ettik. Ben de teşekkür ettim. Niyetimiz, yani benim niyetim en azından kütüphane müdürümüz Sanem Hanım'ın da uygun gördüğü ölçüde bir miktar daha Carl Schmitt metni etüt etmekte fayda var diye düşünüyorum. İnşallah bir dahaki ay bir başka Schmitt metninde görüşürüz o zaman.